bilirsiniz. Bunlara aktaralım. Arkadaşlarımız da bizi gerek Gezi Parkı içindeki arkadaşlarımız gerek bürodaki yani Sendikork da bu yayını hazırlayan arkadaşlarımız güncel gelişmeleri bize bildirecek ve biz de bu gelişmeler doğrultusunda sizi bilgilendireceğiz. Bir 14 günü özetleyelim. Yani nasıl bir süreçten geçiyoruz? 27 Mayıs'ta Gezi Parkı'nda ağaçların kesilmesi, yani aslında Taksim Topçu Kışlası'nın inşaatı için, bu parkın ortadan kaldırılması için Tayyip Erdoğan'ın ısrarlarıyla buradaki ağaçların kesilmesine karşı İstanbul halkı Taksim dayanışması eyleme geçti ve ağaçların kesilmesi durduruldu. Kimler vardı bu direnişte? Taksimliler vardı, İstanbullular vardı, çevreciler vardı, demokratik kitle örgütleri vardı, sendikalar vardı, BDP ve CHP milletvekilleri vardı. Onun ardından eylemler büyüdü. 31 Mayıs'ta polis bu sefer çok şiddetli, insanlar uykudayken bir saldırı gerçekleştirdi. Hüseyin Avni Mutlu'nun talimatıyla o saldırıda duvarlar göçtü, insanlar altında kalarak yaralandı, ağır yaralananlar oldu. Köprücük kemikleri kırılanlar, kolu bacağı kırılanlar oldu. Onun ardından da Gezi Parkı'nı, Taksim'i savunmak için Türkiye çapında yayılan eylemler polis saldırısının da şiddetlenmesiyle AKP faşizmine karşı bir direnişe, bir büyük halk direnişine yol açtı, tetikledi. Bu direnişte milyonlar sokağa döküldü. Üç ana slogan vardı. Faşizme karşı omuz omuza, her yer Taksim, her yer direniş ve Tayyip istifa, hükümet istifa. Bu sloganlar etrafında birleşti insanlar. Bu birlik hükümeti rahatsız etti. İktidar blokunu rahatsız etti. İktidar içinde çatlak sesler yükselmeye başladı. İktidar içindeki çatlak sesler yükseldikçe Tayyip Erdoğan'ın saldırgan dili de o kullandığı saldırgan ifadeler de yoğunlaşmaya başladı. Ve Tayyip Erdoğan yurt dışı gezisine çıktıktan sonra bu işin biteceğini umuyordu herhalde. Ki o ara Abdullah Gül ve Bülent Arınç'tan ılımlı açıklamalar, mesaj alındı. Demokrasi sadece sandık değildir. Düşünülebilir, bir orta yol bulunabilir şeklinde açıklamalar geldi ama Tayyip Erdoğan gelir gelmez ve hükümet adına resmi açıklamalar yapılır yapılmaz hiç de öyle bir ılımlılık olmadığı görüldü. Meydanın mesajı alındı ve reddedildi. Bülent Arınç dün bunu reddettiklerini söyledi. Demokrasi istiyorsanız, taleplerinizi istiyorsanız 7 ay bekleyin dendi. Bu 7 ayda neler olacak? Şu an yayındayız. İsterseniz buyurun katılın. Bu 7 ayda neler olacak? Tayyip Erdoğan, AKM'yi de yıkacağız, oraya cami de yapacağız. Gezi Parkı'na da Taksim Topçu Kışlası'nı yapacağız. Polisimi yedirmem dedi. Yalanlara başvurdu. Kendi kitlesini, kendi seçmenini, kendisine oy vermiş ama bu işi sorgulayan, bu durumdan rahatsız olan seçmeni ikna edebilmek için şöyle söylemlere başvurdu. Dedi ki camiye bir ayla girdiler. Müezzin dedi yalan. Müezzin görevden alındı. Daha sonra ne dedi? Polisimi Adana'daki polis ölümüyle ilgili olarak, eylemci kovalarken ölen polisle ilgili olarak dedi ki polisimi öldürdüler. Bu çapulcular. Sonra akrabaları açıkladı. Polis eylemci kovalarken köprüden düşerek ağır yaralanmıştı ve ihmal sonucu ölmüştü. Tayyip Erdoğan yalan ve demagojiyle dolu, kutuplaştırıcı, iç savaşı andıran, iç savaş hükümetine yakışan bir söylemle şu anda meydanlara dökülen milyonları, hatta kendisini sorgulayan AKP seçmenini, kendi partisinden uyarılar ileten arkadaşlarını vesairesini bütünüyle düşman ilan ederek, bir hizaya çekerek böyle bir saflaşma yaratmaya çalışıyor. Ve iki gün önce Kızılay Meydanı'na giremeyen, Taksim Meydanı'na giremeyen, bütün büyük kent meydanı, Gündoğdu Meydanı'na giremeyen, buraları aslında milyonlarca demokrasi talep eden, özgürlük talep eden, haklarını talep eden, doğasına, yaşamına, kentine sahip çıkan insanlarca zapt edilmiş diyelim, polisten kurtarılmış, bu yağmadan kurtarılmış bu meydanlara, en azından iki haftalığına bir soluk almış bu meydanlara düşmanca söylemlere saldırarak
Tayyip Erdoğan ne yaptı? Havaalanından başlayarak otobüs duraklarında taşıma kitlelerle eylemler yaptı. Bu eylemlerle işte bu 5 bin, 10 bin kişilik bu mitinglerle kitlesini motive etme, güçlü hükümet görüntüsü vermeye çalıştı. Dün de Bakanlar Kurulu toplantısı vardı. Bülent Arınç Bakanlar Kurulu toplantısından sonra bir açıklama yaptı ve dedi ki biz bu talepleri kabul etmiyoruz. Çarşamba günü Tayyip Erdoğan işte kendi beğendiği bir heyetle görüşeceğini söyledi. Bir tür saldırı sinyali vermişti Bülent Arınç, ılımlı, tırnak içinde ılımlı Bülent Arınç yine burayı hedef gösterdi. Sonra sabah Hüseyin Avni Mutlu'nun sevgi sözcükleriyle uyandık. O sevgi sözcüklerini polis de kullanıyordu. O sevgi sözcüklerini ve sözüm ona uyarıları Tayyip Erdoğan'ın Çarşamba günü Tayyip Erdoğan'ın davetini aldığını söyleyen Hayko Bağdat adlı şahıs da polis telsizinden paylaşıyordu. Ve bu psikolojik harple birlikte Taksim'e ve Gezi Parkı'na bir saldırı başladı. Gezi Parkı'na polis girmiş değil ama gaz bombaları girdi. Gezi Parkı'ndaki plastik mermiler girdi. Gaz bulutu girdi. Burada maalesef çok sayıda yaralı var. Bir kısmı revire kaldırıldı. Bunları da gelişmeler böyle. Bu saldırı nasıl püskürtüldü? İnsan zinciri oluşturuldu. İnsan zinciriyle yüzlerce kişi, binlerce kişi Gezi Parkı'nın Taksim'e çıkan kenar bölgelerinde buluştu ve polisi kuşatarak, polisi geriye püskürterek aslında bu saldırıyı hafifletmiş oldu. Yoksa bu saldırı Taksim'le başladı. Anıt ve AKM'yi pankartlardan tırnak içinde kurtarma bahanesiyle ve Gezi Parkı'na doğru da geliyordu. Burada öyle iki ayrı grup, hani bir provokatörler varmış, bir Gezi Parkı dirençleri, böyle bir şey yok. Burada 2 haftadır bu ülke tarihinde görülmemiş bir dayanışma var. Bu da AKP iktidarının şiddetine kenti yağmalayan, 3-5 ağaca bile tahammül edemeyen politikalarına karşı işte 3-5 çapulcu ya da milyonlar AKP faşizmine direniyor. Kentleri için, parkları için, gelecekleri için, demokrasi için, özgürlük için direniyor. Şimdilik parktan sakin bir hava var. En azından bu gaz bulutuna, plastik mermili, gaz kapsüllü saldırılara maruz kalan göstericiler şimdilik bu direnişin polis püskürtmesiyle bir soluk alabilmiş durumda.